Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, birinci kitap 14. ünitemiz Nehbul Vadıh'ın Kâne ve kardeşleri. Kâne ve ehevâtuha kardeşleri. Örneklere bakacak olursak, mesela ezzihamu şedidun. İşte insan kalabalığı fazla diyor. kane zihamu, kane getirmiş. Kâne getirince, mübteda, nevasihul mübteda ve haberdir. Kane gelince mübtedayı, ismi yapar. Haberini de e, haberini de kendi haberi yapar. Yani kâneden önce şu mübteda, şu haber, Kane gelince kânenin mübtedası, ismi ve kânenin haberi olurlar. Yani hükmen bir nevi ortadan kaldırır. Kendine göre hareke verir. O yüzden nevasık demiştir yani. Evet. Kâne zihamu idi şediden. Kalabalık şiddetli idi. Ez zihamu kalabalık halk yığını demek. El beytu nazîfun ifadesini başına kâne getirirsek. Kânel beytu nazîfen ten terfeul isme ismi mensup ve tensi ismi merfu ve tensibul habere haberi mensup yapar. ismi merfu haberi mensup yapar. <laughs> Kane isim cümlesinden önce gelir ve Müptedayı kendi ismi yapar, merfu yapar. Haberi de kendi haberi yapar, mensup yapar. Mensup olduğunu şuradan görebiliyoruz, anlayabiliyoruz kardeşlerimiz. Evet, üçüncü misalde demiş ki, es kasirun, elbise kısadır. Sare, kısaldı. Sare, es Kasıren elbise kısaldı. Sare gelince bir dönüşüklük, bir dönüşme olacak. Evet. Elberdi soğuk garisun dondurucudur. Evet. Gene sare getirmiş dönüşlülük belirtecek. Sarel berdü soğuk oldu garisen dondurucu bir hal aldı. Beşinci bir salimizde El khadimu gaviyyun hizmetçi güçlüdür. ifadesinde El khadimu gaviyyun leysel khadimu gaviyyen. Hadim hizmetçi güçlü değildi. Tam olumsuzunu söylemiş yani. Leysel khadimu gaviyyen değil idi. Güçlü değildi. El amilu neşidun işçi çalışkan ifadesini olumsuzlayınca leysel amilu neşidun amil yani amele işçi çalışkan değil idi yapmış. Ennehmu obur olanlar merizun hastadır ifadesini esbeha esbeha hastalandı ennehmu Obur olan merizan. Obur olan kimse hasta oldu şeklinde uyarlaya, uyarlayabiliriz kâne ve kardeşleriyle. Yani esbeha. Efendim, el yani esbeha hastalanır. Yani esbeha nehmu merizan. Obur kimse hastalandı. El cevvu mumdirun hava yağmurludur esbehal cevvu mumdiren hava yağmaya başladı. Dokuzuncu misalimizde demiş ki el amilu mut'abun işçi yorgundur. emsel amilu mut'aben işçi yoruldu ama akşama doğru yani. Yorgun olarak akşam akşama doğru yoruldu yani işçi yorgun olarak akşamladı. 10. örnekte demiş ki ez zehru zabilun. Yani çiçek tohum saçtı. Emsa ez zehru zabilen. Çiçek tohum saçmaya başladı. El gamamu kesifun. Bulutlar çok yoğundur. Ezhal gamamu kesifen bulutlar yoğunlaşmaya başladı. Eşşâri'u o cadde müzdehimun kalabalıktır. Ezhaşşari müzdehime cadde kalabalıklaştı. El meteru gharizun. yağmur bollaştı. El meteru gazirun. Zallel meteru gaziren yağmur bollaştı. El misbahu müttekidun. Yine el misbahu müttekidun demiş. Yani lamba parıldar ifadesini. Batel misbahu müttekiden. Lamba parıldıyor. Lamba parıldadı. El merizu müteellimun. Müteellimun. Hasta acı çekiyor ifadesini batel merizu müteellimen şeklinde kâne ve kardeşlerinden birini yani kâne bâte zalle sâre esbaha emsa edha bunlar kâne ile kardeşlerinin bir oluş bildiriyor iş bildiriyor daha çok oluş dönüşüm bildiriyor kullanarak ne yapmış e, ve haberi hükmen nesetmiş yani e, ee, müptedayı kendi müptedası yapmış, haberini de kendi haberi yapmış. Yani tek başına müpteda haber olmaktan çıkartmış diyelim. Evet ne yapmış? Mesela Baate gelmiş Kane'nin kardeşlerinden. El merizu müpteda idi. Önceki cümlemizde şurada müpteda idi. Bunu ne yapmış bu müptedayı? Kendisine isim yapmış harekesini raf olarak bırakmış. Efendim haberini de müteellimün haberini de merfu olarak değil mensup olarak bırakmış. Kendi haberi olunca artık o mensup oldu. Batıya haber olunca haber mensup oldu. Evet bu şekilde yapmış. Alıştırmalara bakalım kardeşler kuralı inceleyelim daha sonra alıştırmaya bakalım. Demiş ki kavait 18. kuralımızda tedhulu kâne alel mübteda vel haber. Kâne ve kardeşleri mübteda ve haberden önce gelir. Feterfeul evvele birinci kelimeyi yani mübtedayı merfu eder. Yüsemma ismeha. O mübtedaya kânenin ya da kardeşlerinin ismi denir. Ve tensibus sani ikincini sonunu mensup yapar ve yüsemma haberaha ona da müttedanın haberi denir. 19. kuralımızda demiş ki mislukane kane gibi fima tekaddem ve sare leyse esbaha bak ben leyseyi saymayı unuttum. Leyse değil sare oldu dönüştü demek. Esbaha e, yine aynı manayı verir. Emsa ezha Yalnız emsa esbaha sabahladı, emsa akşamladı, edha kuşluk oldu, dalle gölgelendi demektir kelime manası itibariyle. Yani çöktü şeklinde de anlayabilirsiniz. Bate gecelendi, geç oldu, karanlık çöktü demek. Tüsemma hadil efal bu fiillere Ehavati kâne. Kâne'nin kardeşleri denir ve kâne'nin yaptığı işi yapar. Müpteda ve haberi nesh ederler. Müptedayı kendi müptedası ve ismi yaparlar. Kendi ismi yaparlar. Ve haberi de kendi haberleri yaparlar. Dolayısıyla fiil geldiği için e, isim cümlesini fiil olarak başta geldikleri için isim cümlesini ortadan kaldırırlar. Nesh ederler yani. Evet. Likulli fiilin min hazi lefal mudariyun ve emrun. Bunların hepsi için muzari ve emir vardır. Yemelani amelel madi. Mazinin gördüğü işi görür. Mazi anlamına gelir. Geçmiş zaman anlamı taşır. Bu fiiller. İlla leyse. Leyse hariç. Fela ye'ti minha mudariyun ve la emrun. Leysenin gelecek zamanı ve emir kipi yoktur. Evet, alıştırmalara bakalım bizden ne istemiş ne yapabiliriz? Demiş ki beyin külle ismin ve haberin likane ve ahabatiya kane ve kardeşlerinden her birine ait ismi ve haberi e, ne yap e, belirt demiş. Leyse kane ve kardeşlerindi kardeşlerindendir. hurufun terfaul isme ve tensibul haber. İsmi merfu haberi mensup yapar. El meydanu ismu leyse fesihan haberu leyse diye çevrilir. Yine kardeşlerim ikinci alıştırmada demiş ki edhil kâne alâ külli cümletin minel cümelil atiye aşağıdaki cümlelerden her birinin başına kâne getir. Kâne getirirsek eğer meselen El havzu mümteliun. Dedik. Havuz doludur. Kâne getirelim başına. Bakalım ne, ne yapacak. Şimdi bu isim cümlesi şu halde. Kâne gelmeden önce. Kâne geldi. Bunu kânenin ismi oldu. El havzu. Bu da haberi oldu. Mümteli en oldu. Dönüştü. Evet, bu şekilde çözmüş olduk. Evet. Yine üçüncü alıştırmamızda demiş ki edhil sare yine bu alıştırmada üçüncüsünde demiş ki edhil sare ala külli cümletin minel cümel atiye sare getir başında demiş. Evet. Mesela sare şeceru mürikan dönüşüm geçiren Nesneler için kullanıyoruz sareyi. Unutmayın. Bitkiler, sebzeler, meyveler sarardı. Efendim. Sarardı, karardı. Gibi mesela. El Harun Mesela sare getirelim. Sarel cevvuharren. Hava sıcaklaştı. Yani soğuktan sıcağa döndü manasında kardeşler. Anlatabiliyor muyum? Evet dördüncü alıştırmamızda bizden ne istemiş? Demiş ki Leyse'yi cümlelerden aşağıdaki cümlelerden her birinin başına getirin demiş. Mesela El bina'u Bina sağlamdır ifadesinin başına Leyse getirsek Uygulayalım Leysemizi yazdık Getirdik bunu bunun başına. Leysel bina-u kaviyyen terfeul isme tensibul habere terfeul isme tensibul habere El bina-u leysenin ismi kaviyyen leysenin haberidir. Dolayısıyla el bina merfu kaviyyen e, haber olduğu için mensup olur. Ama neyin haberi, kimin haberi? Leysenin haberi. Yine kardeşler, edhil esbaha demiş. Bunların hepsini uygulamamızı istemiş. Evet. Boş yerleri doldurmamızı istemiş. Yedinci alıştırmada boş yer doldurmamızı istemiş. Ama nasıl boş yer? E, hazfedilmiş ismi koyarak demiş. 8. alıştırmamızda 8 tane cümle oluşturun demiş. Teştemilü küllü isneteyni minha alel mudari min kâne sare esbaha bâte Bu fiillerin muzarisini ihtiva etsin. ikişer tane bunlardan yapın demiş. Mesela iki tane sareden iki tane e, yesiru esbeha yusbihu Bâte yebitu Şeklinde bunları yapın demiş İkişer tane buna misal verin Demiş temrinun filinşa Cümle kurma konusunda Alıştırma kevvin Demiş ki oluştur hamse cümelin Beş tane cümle Fivas fil cevvi Havanın özelliği konusunda Mesela hava sıcaktı soğuktu sıcaklaştı Soğuklaştı gibi Geçelim burada da Suyun Kitabın tembelliğin işçinin hali konusunda beşer tane cümle yap demiş. Değişikliği yani değişikliği ifade eden e, Kane ve kardeşlerini kullanarak cümle oluşturmamızı istemiş. Evet. İrab alıştırmamız var. Demiş ki birinci maddesinde Sarel inebu zebiben zebiben üzüm 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 kurudu zebiben kurulaştı yani kuru üzüm oldu sare fiili mazidir yine bu ismu sare sarenin ismidir merfudur zebiben haberi sare sarenin haberidir haberudur yani mensubun nasb halindedir evet elhamdülillahi rabbil alemin